önce belki terörle ilgili arkadaşlarımız hem Mustafa arkadaşlar İlhami Bey konuşma yapmışlar. Daha son 2 aydır yurdumuzun belli bölgelerinde terörle ilgili şehitlerimiz geliyor. Terör ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin, nereden gelirse gelsin, sonuçta bir evlat çok zor yetişiyor. Yani kimse evladını askere ölsün diye göndermiyor, şehit olsun diye göndermiyor. Bu olayların neticesinde bildiğiniz gibi Ankara'da bundan bir hafta önce ülkede barış diye giden 100'e yakın yurttaşımız şehit oldu. Ve şu anda hastanede 100'e yakında vatandaşımız var. Bu şehit olan aileler içerisinde benim çok yakın akrabalarım var. Malatya'da cenazeye gitti, 11 genç vardı. Onların 9 tanesi babaları, anne, benim arkadaşım. Tabii bu üzücü bir olay. Bir siyasetçi olaraktan şunu peşine gelmemek gerekiyor arkadaşlar. Ne görev yapar arkadaşlarımdan? Bizim arkadaşlarımın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir plan çıkmamasının hiç kimseye faydası yok. Yani o mahallelerde insanlar yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır oturuyor. Bir yaştaki çocuk 40 yaşlı oldu, 40 yaştaki vatandaş 80 yaşlı oldu, şurada yaşanıyor. Buna kimsenin faydası yok. Onun için temenni ediyorum, Sayın Başkan söyledi burada Mustafa Bey. Önümüzdeki günlerde bu planlar çıkacak. Çünkü çıkması gerekiyor artık. Yani yeteri kadar gecikti. Sadece burası ile ilgili değil. Aynı diğer mahalleye hadi çıkmasa ne olur? Ben mahalleye toplantıya gitmiyorum. Niye gitmiyorum? Vatandaş bana hemen planı soruyor. Özellikle gitmiyorum. Ne olacak? Kimseye faydası yok. Onlar rağmen seçim kazandı. Onlar rağmen seçim kazandı. Hak bile verdi. Çıkarım mahalleye. Bunun niye yapmadığını gerekçelerini anlatırım. Ama bu bana prim kazandırmaz. Kimseye artık falan değilmiş. Sadece oradaki vatandaş zarardır. Bir an önce planların çıkması gerekiyor. Ha çıkmasa ne olur? Vallahi 4 yıl sonra seçim var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir alacak. Hep beraber o zaman çok rahat çıkarız. Bu anlamda ben şimdi teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum.